Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aşırı derecede soğuk. Ersan hoş geldin. Hoş bulduk. Donuyoruz, kar yağıyor ama bugün annemin yeni arabasını inceliyoruz. Arkadaşlar anneme yeni bir araba aldık. Malum bizim arabaları hepsini çıkıp sattık. i20'n. i20'n nasıl patladı ya? i20'n patlamış, fena gördünüz patlamış. Gördünüz mü? Benim i20'n çok fena patlamış caddede. Neyse ki can kaybı yok, bir şey yok. Çok geçmiş olsun kendisine. Kardeşim tanımıyorum ama. Neyse hemen videoya girelim. Arkadaşlar C200 All-Terrain. Şimdi C200 Mercedes'e yeni bir soluk getiren araba. İlk başta sedanı çıktı. Aynen. Sonrasında bu sınıfta iddialı olmaları için estate'ini yani station wagon'unu yaptılar. Üstüne bir de All-Road'u eklediler. All-Road değil, All-Terrain. 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 Çünkü neden? Doğru yerden girdi. A4 All-Road var. C200 All-Terrain var. Volvo'da V'ler var. V60'lar var. V60'lar var. Onların cross country'leri var. Fakat arkadaşlar bütün bunların içinde fiyat performansta en uygun araba bu. Neden? Çünkü vergi avantajı da var. Motor küçük. Mercedes bunu hep yapıyor Türkiye aynen pazarında. 1.5 makine kullanıyor. Vergide bir alt dilime giriyor ve fiyat avantajı. Yalnız bu Almanya'da da bu makineyle geliyor abi. Evet. Yani C200, C220 dizel olarak geliyor. 220 dizel de 2 litre makine var. Hemen arabaya girelim istersen. Evet. Gene yani, motorla başlayalım mı? Ya hadi motorla başlayalım hemen. Hadi bravo aç. Küçük bir makina dedik ama güzel bir makina. Evet, karşınızda motor diyeceğiz ama küçücük. Her yer boş. Nasıl abi, hemen bilgileri ver. M254 kodlu bir motor bu. Evet abi. 1.5 204 beygir gücünde. Şanzımanla motorun arasında bir elektrik motoru var. Elektrik desteği alıyor. 300 Nm tork veriyor. Hiç fena değil bu arada. 300 Nm tork kötü değil yani. Hiç kötü değil. Ve 1750 civarında boş ağırlığı var. Bu arabayı sadece 7.3 işte 7.4 saniyede 0-100'e çıkartıyor. Çok iyi ya. 1.5. Bir motordan bahsediyorsun. Turbo. Ama işte abi 204 beygir ya. 204 beygir. Beygiri de çok iyi. Şimdi hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Niye bunu söyledim? GLC 180'ler var. Evet. Şimdi bu arabayı ben Aralık ayında 2.690.000 küsüre aldım. Siparişini verdim. Ödemelerini yaptım. Fakat araba bir hafta önce teslim oldu. Şu an Ocak ayındayız. Bana 2.790 küsür mü ne? Öyle bir şey yani. 2.8'e geldi. İnternet sitesinde de şu an 2.9'da. Arkadaşlar hemen devam edeyim şurada. O konulara gireceğiz içeride. Çünkü bu araba çok kabiliyetli bir araba. Mesela şimdi, bu ona göre çok daha kabiliyetli. Kesinlikle. Çok. Kesinlikle. Şöyle bak, bunu seviyorum. Standart donanımlarında herifler digital lights koymuş herif. Ne oluyor? Ne oluyor? Açtığın zaman işte karşılama yapıyor falan ama esas onlar değil, mesela yola yansıtıyor. Mesela yola bilgiler yansıtıyor. Ondan sonra off-road modundayken 50 km saate kadar çok geniş bir aydınlatma veriyor. Çünkü arabada 2 tane off-road modu var. Çok kabiliyetli araba. İşte onları içeride göreceğiz birazdan. Normal C200'e göre yeni bir ön ızgara var. Daha dar bunlar, dikey. Ön tamponu bir kere, buna özel bir ön tampon. Ön tampon, alt taraf, alt dudaklar ve arabanın yan tarafındaki işte şu şeylerde görüyorsunuz. Lastik çıtalar. Lastik çıtalar. Bunlar bu arabaya özel. Aynen. C200'den farklı. Aynen ama çok solid bir görüntü veriyor. Çok tok bir görüntü veriyor araba. Araba 4.75 metre büyük. Araba uzun bu arada. Çok uzun yani. Yeni ızgaradan başka tabii bunlar fake ama olsun, güzel gözüküyor. Yeni bir dizayn bu. Bak buraya bunları da dizayn etmişler, tamam mı? Daha böyle şey olmuş. Plastik bunlar, karter koruması gibi gözüküyor. Yani arazi arabalarında var ya ama bir tek şuraya kadar gidiyor bu. Bak şurada bitiyor. Ama güzel. Hani çok araziye güzel yani dayanmaz. Bu arada dur Mehmet, sevdiğim bir şeyi atladım. Her şeyi bunun arkasında saklı. Yine yıldızın arkasında saklı. Bak burada da kameramız var. Önde, arkada, offroad'da size kamera veriyor. Çok yani güzel kamera şeyi var. Görüntüsü veriyor. Çok güzel kamera görüntüsü veriyor. O kadar soğuk ki arkadaşlar. Konuşamıyoruz. Kusura bakmayın. Şöyle devam edelim. Ha, yeni plaka. Ersan söyledi. Ha, şimdi bak plakamız da yeni. Burada bir detay söyleyelim. Artık Türkiye'de plakalarda kare kod sistemine başlandı. Bunun sebebi çalıntı plakanın önüne geçmek. Plakanızdan hariç olarak emniyette sizin bu kare kodun karşılığı var. Plaka çalıntı mı değil mi böyle ikili bir sistemle kontrol ediyorlar. Gel Batuhan. Bu da bir ek bilgi. Şimdi arkadaşlar C kasa All Terrain 3 farklı jantla geliyor. 17, 18, 19. 19. Bunlar 18. Bir de 19'lar, 19'lar çok çirkin bence. Bir de 19 arazi kabiliyeti, eğer araziye sokacaksanız kısıtlıyor. Aynen öyle. Bu arada araba normal C serisinden de 4 cm daha yüksek. Bak burada görüyorsun. Buradan çok net bir şekilde görüyorsun. Zaten araba biraz daha C'ye göre havada duruyor. Aslında kalın ve kaslı görünmesinin bir sebebi de o. Ön tarafta 300 mm disklerimiz var. Sen söylemeden ben girdim. Öyle bir seramik falan gerekmiyor bu arabalarda. İhtiyaç da yok. Yine çok bağlantılı bir süspansiyon sistemi var. Ama önde 4 piston ve arkada. Kaç piston bunlar? Bunlar şey çift pistonlu olması lazım ön tarafta. Önde çift piston var, arkada tek piston var. Ya bu araba için frenleri yeterli. Aynen ki öyle. Kullandın. Kullandım. Çok da keyifli. Şimdi göreceksiniz.
Süspansiyon multilink mi kullanıyor? Evet, evet, çok çok kollu bağlantı var. Güzel bir süspansiyonu var. Konforlu. Arazide de sizi yani alırsınız, dağa çıkarsınız ama acayip böyle çamurlu mamurlu bir yerlerde hani öyle bir şey tavsiye etmiyoruz. O zaman SUV de değil, hatta daha üst sınıflara ya, arazi aracına geçin. Bak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu paraya alabileceğiniz crossover olarak SUV demiyorum. SUV değil. Değil. Crossover olarak en mantıklı araba şu anda yani. Baktığın zaman ben hakikaten dün gece oturdum araştırdım. Ne BMW'de ne Mercedes'te başka şeylerinde. Audi'de. Bir tek Volvo'da işte yok. Yok ya, yani Volvo var. Audi'de Allroad var. Ama o 2 litre olduğu için üst vergi sınıfına giriyor. Bu altta kalıyor. Ve kuvvetli de. Evet. Kuvvetli ama yani. Tabii Audi makine daha kuvvetli. Ama şeyine göre 1.4 makineye ha, göre. Bir, evet 1.5 makineye göre 204 beygir. Şimdi ben içine torku bakacağım ama yolda. Bakalım. Şöyle diyeyim. Vakum yok. İster miydin? Artık o da olsaydı yuh derdim yani. Ondan sonra Keyless Go var. Ama tadından yenmez de olsaydı. O tabii. Keyless Go olsa. Bu arada içi çok geniş. İçine geçmeden bir arkasına gidelim. Bu ne? Oo, böyle şeyli hareketli falan açılıyor. Tamam. Gel abi. Ben bu arada C'nin tipini çok seviyorum ya. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu benim kişisel yorumum. Katılıyorsanız siz de söyleyin. Bence alınacak en güzel renkle almışsın. Evet, rengi çok hoş oldu ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani bu arabaya bu renk gidiyor. Mavisini de seviyorum ama bu olmuş iç kombinle falan. Arkası bu arabaya özel. Bak burada görüyorsun tamponu. Yine burada şurada bitiyor o korumalar. Ama abi en büyük eleştirim bak. Nerede lan egzoz? Fake. Egzoz yok lan. Oğlum egzoz orada. Ya bunu koyma ya. Alıştınız mı bu işlere? Fake olayına? Alıştılar. Ben alışamadım da. Alıştılar, alıştılar. Yani herkes alıştı. Bana batıyor abi. Seve seve alıştırdılar Mehmetciğim. Koyma abi onu oraya. O zaman koyma. Full bir tampon yapalım. Mercedes. Şimdi bu arada dur. Kaputu açmadan işte buradaki ibareye dikkat çekmek istiyorum. Formatik yani 4 çeker. %55 arkadan, %45 önde. Yani dağıtaraktan. 4 matik plus değil bu. Plus olduğu zaman işler değişiyor biliyorsunuz. Bu 4 matik. Elektronik kilitleri var araziye girdiğinde. Öyle mekanik kilit falan değil. Ya işinizi görür. Yo, görür. Çok görür. Bu bok atıyor arabaya da çok görür araba bu arada işinizi. Kötü bir şey mi söyledin? Bak şu güzel olsam burası mümkün olunca düz demişler burayı. Evet. Yani bir şey içeri sokup çıkartırken gayet iyisin. Böyle bir sepet hediye ettiler bana. Aa, sepeti kırdı. Yok, kırmadı. Ama güzel bir sepet yani. Mercedes böyle... Mercedes böyle bir hediye yapmış bize. Orada ne var? Peki abi şimdi hemen alttan iyimiz var. Ha, tamir kiti hiçbir şeyimiz yok. Burada da bu arada size bir alan sunuyor. İşte çeki demiriydi, şuydu buydu burada. Aynen. Onlar orada çeki duruyor. Çeki demirimiz de burada. Tamir ondan sonra kitimiz var. Yedek lastik yok. Hiç fena değil. Yo, büyük. Ben hiç bir kere arabaya kötü bir şey söylemiyorum. Bagajı da büyük üstüne. Bu arada şu ne lan? Şimdi abi o elektrikli. Hadi ya. Kapat. Bir dakika abi. Kapatıyoruz. Bak şimdi sana elektrikli ne göstereceğim. O elektrikli, seyret. Açtığın zaman abi bak, senin yükleme alanını genişletmek için o da yukarı gidiyor. Mercedes bu işi bunu güzel yapıyor. Bunu öğrendiğimde 43 yaşındaydım. Vay anasını satayım. O ne? Peki ona da elektrikli. Ya kendi geliyor. Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun. Kapattığımızda geri gelecek o. Bak şuradaki düğmelerle koltukları yatırıyorsun. Bak bu düğmelerle. Onları komple yatırınca da 1500 litre oluyor. Daha ne olsun? Yani şu elimde gördüğünüz Mercedes sadece bazen de Instagram'da işportacı arkadaşlar var ya. Nadia Comaneci. Taçsız kral Pele. İngiltere kralı. Rahmetli Başkan Kennedy. Evet abi, ondan sonra başka neler var? Burada bir file var. E güzel. Ya oldukça büyük, size bir hacim sunuyor bir kere araba. Aynen. Yani. İçeride bu arada şimdi Mehmet seni arka koltuğa oturtacağız. Diz baş mesafesine bakacağız ama o da geniş ve yeterli. Yani bir C sınıfı, yani C deyip geçmeyin. Bayağı büyük bir alan sunuyor. Hatta şimdi bunun E'si geliyor. E All-Terrain geliyor. Ama o olacak şimdi 7 milyon. Yani olmaz abi. Bence gerek yok. Daha gelmeden söylüyorum. Bence aynen gerek öyle yok. Alacağın araba bu. Gel arkaya oturalım dediğin gibi. Merhaba. Şimdi bak. Nasıl? Bir dakika, önde de benim oturduğum pozisyon bu. Tamam. Onu da söyleyelim. Diz baş mesafesi gayet güzel. Renk nasıl renk? Efsane. Renk çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani şu rengi çok beğendim ben. Ne var arkada? Dijital klimam yok benim burada. Maalesef yok. Yok, dijital klimam yok. Ses sistemi almı koymamışlar arabaya. Ben almadım değil yani. Standart donanımında yok. Bunun işareti Burmeister'ın işareti. Burmeister. Ama ben zannetmiyorum bunun Burmeister olduğunu ya. Abi işareti var da. İşareti var da ama onun metal olması lazım. Aynen. Yani ya da bu Burmeister ama işte şeyli değil. Onu bilmiyorum. Şu trim çok güzel. Her yer kaliteli, yumuşak deri. Güzel. Ha, buraya işte bir bunu koymuş ama artık öyle. Bak burada bardaklık arıyordum. Kalemlik çıktı. Ya bunu niye buraya koyuyorlar onu bilmiyorum. Veya da telefon için mi acaba ya şöyle? Aa evet. Böyle telefonunu koyabilirsin mesela. Isofix'leri buraya koymuşlar. Başka
Gel öne devam edelim ya. Şimdi arabayı bu kadar övdüm Örsan. Evet. Şimdi arabayı bu kadar övdüm, çok güzel yeni aldım falan filan. Bakın size bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Şimdi abi şurayı görüyorsun bak, çıtayı. Evet. Güzel. Evet. Şimdi buradan gel bak. Aa, bu da ne olmuş? Bu tam böyle yerine oturmuyor. Bak. Arkadaşlar araba geldi. Sanırım bu teslimatta vardı bu arada. Ben bir story çektim, onu da koyarım. Orada çok anlık yakalıyorsun onu. Burası buradan kırılmış. Muhtemelen oradaki arkadaşlar bunun üzerine bantlar oluyor ya, onu böyle hars diye çekince bunu buradan lök diye koparmış. Bana öyle geliyor yani. Öyle duruyor zaten. Öyle duruyor. Öyle yani. Duruyor. Hayırlısı olsun, değiştirecekler bunu SS. Ondan sonra Mercedes değiştirecek Mercedes bunu. Değiştirecek. Gidecek bantta. Tamam. Yavaş yavaş kullanıma geçelim abi. Kullanıma üşüdük. Geçin. Üşüdük ve kullanımda da performansını bir görelim. Hadi. Evet. Evet. Buz gibi abi, buz. Buz gibi arabanın içi de ısınmadı arkadaş. Bak ses var mı? Çok az. Şurada sessiz bir araba. Çok az. Hemen navigasyondan başlayalım abi. Evet abi. Mesela gir bir adres. Mesela Garanti Bağlarbaşı Şubesi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Gösterilen rotaya gidiniz. Peki. Bak mesela gidiyorum. Sanal gerçeklik var abi. Sanal gerçeklik var abi. Bak şimdi mesela diyor ki bak buradan sola dön artık diyor, dön yani. Dön. Gideceğiz. Daha bunu da anlamıyorsan. Bu çok güzel özellik ya bak. Bu müthiş bir özellik. Bunu da anlamıyorsan kullanma arabayı. Aynen öyle. 3D'si var, 2D'si var. Bundan basarak değiştirebilirsin. Aynen. Birazdan sağa döneceğiz mesela, onu verecek. Şöyle bir şey var arabada. Arabada bir sürü elektronik sistem var Memo. Yani işte artık şeyleri anlatmıyorum. Yok ASR, ESP, onları geçtim. Şerit takip sistemi var. İşte bak, öndeki araca. Yaya algılama, bisiklet algılama, araç algılama, çarpışma önleyici. Yani bunların hepsini mesela bir yaya algıladığında frenini dolduruyor, müzik sistemini kesiyor veya bir bisiklet algıladığında. Eğer çarpacaksan, çok hızlı geliyorsan müziği kesiyor, sana uyarı veriyor, önüne bak diyor. Yani oldukça fazla elektronik aksesuar var arabada. Trafik ışığı algılama var. Trafik ışığının önüne geldiğiniz zaman burada trafik ışığının görüntüsünü açıyor, eğilip bakmaman için. O da çok güzel özellik. O da güzel özellik. Ambiyans aydınlatma var zaten, klasik Mercedes'teki şeylerimiz. Bir sürü renk seçebiliyorsun. Bunlar soğudukça mavi oluyor, ısındıkça kırmızı oluyor. Bu arada şeyi söyleyeceğim, rahatlık olarak acayip yumuşak. Çok yumuşak. Çünkü niye? AMG süspansiyonu yok. Konfor süspansiyonu var üzerinde. Bak mesela hop hop. Hiç sarsmadı. Hiç sarsmadan geçiyor. Sonra buradaki ekranlardan bahsediyorum. Mesela yardımcı diye bir ekran var. Açıyorsun. Yolda giderken öndeki arabaları falan gösteriyor. Evet. Şey orada bir ön arkada kör noktadaki arabaları da sana uyaracak aynı zamanda o ekranda. Bak esas bunda klasik var. Bunu biz zaten biliyoruz. Ondan sonra sportif var. İşte gaza bastığın zaman neleri gösteriyor. Bunlar normal C'lerde de var. Aynen. Normal C'lerde de var. Şimdi şeyi göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar araba rodajda. Araba rodajda olduğu için 4500 deviri geçemiyoruz. O yüzden çok sıkamayacağız ama bu arabayı alıp bir kış denemesi yapmak istiyoruz. Yani zaten sıkılacak bir araba değil bu. Daha değil. Çok aileyi taşıyacak, işte dağa çıkacak. Çamurda, karda seni yolda bırakmayacak bir araba. Performans arabası istiyorsan. Tabii canım. Ama yani fiyat performansı dediğim gibi bu araba çok mantıklı bir araba. Aa, bu da şey Maybach'ta da vardı ya bu ekranı ben sevmiyorum. Ben de yani. Sevmiyorum ya. Arkadaşlar bu arada videoyu izliyorsanız bir durdurup kanala abone olur musunuz? Desteğinizi istiyorum. Bak geçen gün baktım %76'nız abone olmuyor. Lütfen buyurun kanala davet ediyorum. Çok eğlenceli kanal. Çok manyak arabalar var. Hadi. Bak burada böyle prizma falan bir şeyler çıktı. Yanına geçtiğin zaman bak. Cihaz bağlı değil dedi ama. Kocaman bir ekran. Şu an şeye gitmiyor muyuz? Bu arazi dediğin yere mi? Arazi değil ya. Arkadaşlar şeye bakmak istiyorum. Şimdi bu arabada iki tane off-road modu var. Onları da göstereyim burada. Off-road ve off-road plus. Burada off-road plus modunda yokuş iniş asistanı var. Şey mi o? Ben yapamıyorum, ben sen yap. Ben yapamıyorum, sen yap. Şimdi ona bakacağız. Çok büyük bir yokuş var burada. Oradan aşağıya ayağı falan çekeceğim frenden. Salacağım. Salacağım. Onu da ayarlayabiliyorsun. Kaçta inmesi gerektiğini de söyleyebilirim. Off-road modunda hızlarını girebiliyorsun. Bir ona bakalım istiyorum. Onun dışında da zaten araba gerçekten çok sessiz, çok mantıklı. Arkada yani aile arabası olarak çok iyi. AVM sulu demeyeceğim ama AVM crossover'ı. Bence güzel. Yani evet SUV değil zaten ama hep karıştırılan şu var. Aslında station wagon arabalar aile kullanımına yani böyle çok malzeme taşıma işine daha uygun. Size araba hissiyatı veriyor. Bir SUV gibi yukarıda değilsiniz. Yol tutuşunuz daha iyi. Aslında daha iyi bir sınıf. Evet. Ama işte dünyada SUV bir aldı başını gidiyor. Şuradan ineyelim diyecektim ama burası da kaç derece onu bilmiyorum. Olsun bir şeydir ya. İnelim, görelim. Off-road'a geleyim. Buradan bana zaten söyleyecek şeyi.
Offroad. Bak. Tamam. Buradan da gir offroad'a. Buradan da abi offroad modunu açtı. Mesela. Tamam bak şimdi. Şu an hangi direksiyonun kaç açıda? Nerede ne kadar tahrik var bir de? Bu derece değil mi? Bak evet. Kaç derece? 11 bak, derece. %12, derece. %16, 17, 10, 19 eğime tırmanıyorsun şu an. Bunun daha ciddisini de buluruz abi. Ön kamera açtım önünü gör diye. Offroad modunda tabii yavaş gittiğin için. Kapatıyor onu bir yerden onu sonra. Kapatıyor. Çünkü sen normal bir offroad'tan hızlı gidiyorsun şu an. Her türlü şeyi, bilgiyi veriyor. 114 metre, güzel. 115 metre yükseklikteyiz bak şu an deniz seviyesine göre. Bence bu arabanın klasik ekranı yani bu olmalıymış ya. Evet. Şu an senin önündeki ekran bu bence arada çok bak, güzel. Bu arada bak eğimler şeyler müthiş gözüküyor ya şunlar. Oraya da veriyor. Şu an diyor dokunma offroad'dayım. Tamam şeyi alacağım. Burada mesela 18 derece bir eğim. Evet. Bırak şimdi. Ha, bak. Geçirmedi bak. Bıraktım. Bak. 6 kilometreye sabit. 13-14 derece. 6 kilometreye kendini ayarladı. Bıraktım. Tabii ki direksiyon tutacağım da. Gazı freni kendi veriyor. Aynen. Bu arada bunu geri geri giderken de yapıyor. Nasıl? Bak. Yokuş aşağı salacağım arabayı geri geri de. Ha geri geri salacaksın. Ha. Peki. Bakın şimdi. Tamam dur. Tak geriye. Bak. Aha. 6 ile indiriyor seni. Aha. Ya. Nice. Böyle. Nice. Hani güzel yani. Çıkamadım. 21 derece çıkamadım. Bari ineyim. Kaymayayım. Bari ineyim. Aynen. Evet. Ya bu da böyle. Güzel. Yani tabii size yolda göstermiş olduk ama bu araba zaten hani acayip offroad arabası değil. Ama işte karlı buzlu yolda. Ya böyle çok büyük çamurlarda falan çok performans beklememen lazım. Ama şöyle karda yani böyle bir abicim Land Cruiser değil sonuçta. Herhalde ki onu ama söylüyoruz. Ama yani o önden çekerli o crossover diye sattıkları arabaları cebinden çıkartır. Öyle söyleyeyim. Onları cebinden yani. Çıkartır. Onlar oyuncak diye oynar yani. Hani. Evet. Yani şu an mesela şok geçirdim C serisine o önden çeker koymaların hani GLA'ya falan alışmıştık da C'ye gelmesi bence büyük saçmalık. Aynen GLA. İşte bunu mesela BMW'da işte X3'te yapıyor. Önden çeker olarak yapıyor koca arabayı. Başka? Vallahi başka da bir şeyi yok. Yani konforlu, rahat, geniş, yumuşak. Ya gidiyor 4-4 bir araba yani. Hakikaten 4-4'lük bir araba. Kendim aldım diye söylemiyorum. İnanın yani. Ama fiyat performansta biliyorsunuz böyle arabaları seçmeyi az çok biliyorum mesela. i20'den hatırlayalım. Bu da fiyat performansta şu anda alınacak en mantıklı araba. Bir de şehir içinde de kendini iyi hissettirecek bir araba. Tabii. Yani yüksek oturuyorsun, pozisyonun güzel. Performansına da bir dahakine bakalım ya da Reels'lar atalım. Şu rodajı bitsin mesela bir 0-200 Reels'ını yapalım bunun. Bence 0-100 de. Reels'ını yapalım. Bence de. Onlarla da destekleyeceğiz videoyu. Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Çok soğuktu. Kusura bakmayın lütfen ama bu sefer bir çizgimizden şaşalım. Değişik. Bir iş yapalım dedik. Umarım siz de izleyip beğenip destek verirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.